Petroldeki artış, dün riskli varlıklarda volatiliteyi artırırken, Amerikan endeks vadilerinde erken saatlerde görülen toparlanmayı tersine çevirdi ve Avrupa piyasalarında %4'e varan kayıplar yaşattı. Hisse senetleri, ham petrolün varil başına 105 dolara yakın işlem görmesiyle geriledi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin küresel büyüme için bir tehdit olarak görüldüğü bir zamanda, federal rezervin işini zorlaştırabilecek potansiyel olarak daha yüksek enflasyona ilişkin korkuları artırdı. Bugün yapılacak OPEC artı toplantısı, petrol fiyatlarının gidişatı açısından önemli olacak. Küresel büyümeye ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte, Fed'in 16 Mart toplantısına dair faiz artış beklentileri giderek zayıflamaya başladı. Beklentiler, Fed'in 22 bas puanlık bir sıkılaşma yapması yönündeyken, yatırımcıların 25 bas puanlık artış bile beklemediklerini gösterdi. Rusya-Ukrayna gerilimi öncesi beklenti ve fiyatlanan artışsa 50 bas puan yönündeydi. Seans sonrasında Amerika saatiyle 21'de konuşma yapacak olan Joe Biden, her iki partinin milletvekilleri tarafından Amerika'nın Rus petrolü ve Rus gazı ithalatını kesmesi için baskılanıyor. Böyle bir hareket muhtemelen benzin fiyatlarını ve enflasyon baskılarını artıracaktır konuşma yeni yaptırımların açıklanıp açıklanmayacağı açısından önemli olduğundan yakından takip edilecektir. Diğer yandan Fed Başkanı Powell bu hafta milletvekillerine Merkez Bankası'nın jeopolitik belirsizlikler karşısında esnek kalırken 40 yılın en yüksek enflasyonu karşısında para politikası konusunda çarşamba ve perşembe günleri Kongre karşısında ifade vermeye hazırlanıyor. Amerika endekslerinde Dow Jones %1.76, S&P 500 %1.55 ve Nasdaq %1.59 oranında değer kaybederek günü sonlandırdılar. Dow Jones endeksine baktığımızda enerji %3.97 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandıran tek sektör olurken finans %4.58, sanayi %3.45 ve ham madde %3.1 oranında değer kaybederek dikkat çekti. S&P 500 Endeksinde ise yine enerji %1.03 ile günü artıda bitirmeyi başaran tek sektör olurken, finans %3.71, ham madde %2.3 ve IT %1.99'da en çok değer kaybeden sektörler oldular. Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim artarken Avrupa Birliği Büyükelçileri 7 Rus Bankası'na Swift Finansal Mesajlaşma Sistemi'nden çıkarmayı kabul etti. Ancak ülkenin en büyük borç vereni Sibel ve Rus gaz devi Gazprom'a ait bir bankayı liste dışında tuttu. Avrupa endekslerinde kayıplarsa oldukça sert oldu. Eurostox 50 endeksi %4.04, FTSE 100 %1.72 ve DAX %3.94 oranında düşüş yaşadı. FTSE 100 endeksinde sağlık ve ham madde sırasıyla %0.88 ve %0.15 oranında değerlenerek günü pozitif sonlandırırken, takdirsel tüketim %5.66 ve finans %4.5 oranında değer kaybederek en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde bulunan sektörlerin tamamı günü negatif sonlandırırken, sağlık %0.4 ile en az değer kaybeden sektör oldu. Sanayi %5.9, takdirsel tüketim %5.66 ve finans %4.45'te en çok düşen sektörler oldular. Açıklanan ekonomik veriler arasında Çin imalat PMI verisi 49.8'in üzerinde 50.2 Almanya öncü tüfe verisi beklenti olan %0.8'in üzerinde %0.9, Amerika Market İmalat PMI verisi beklentinin altında 57.3 ve ISM Şubat ayı imalat verisi 58 beklentisinin üzerinde 58.6 olarak açıklandı. Bugün piyasalar Avrupa bölgesi tüfe verisini, Amerika haftalık mortgage başvurusunu ve ADP işsizlik verisini takip edecek. Risk iştahındaki gerileme ile birlikte dolar endeksi kapanış öncesinde yaklaşık %0.75 primle 97.40 seviyesinde fiyatlanıyor. Gün içerisinde en yüksek 1.12.33 seviyesini gören Euro-Dolar paritesi ise dolardaki hareketle birlikte 1.10.90 seviyesine kadar geriledi ve kapanış öncesinde %0.85 düşüşte 1.11.20 seviyesinden işlem görüyor. Güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte spot altının onsuysa kapanış öncesi yaklaşık %1.84 yükselişte $1. 1944 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bugün gerçekleştirilecek OPEC görüşmesi öncesi petrol fiyatlarında ise yükseliş sürüyor. Gün içi en yüksek 106.78 dolar seviyesine kadar yükselen aktif vadede WTI kontratı, kapanış öncesi yaklaşık %8.90 yükselişte 104.20 dolar seviyesine yakın fiyatlanıyor. Aktif vade Brent petrol kontratı ise %7.80 primle 105.60 seviyesinden işlem görüyor. Güvenli liman görüntüsüyle Amerika hazine tahvilleri getirisi gün içerisinde %1.68 seviyelerine kadar gerileyerek faiz artırımının konuşulmaya başladığı Ocak 2022 seviyelerinden işlem görmeye devam ediyor. Amerika ile birlikte Avrupa bölgesiyle G10 tahvilleri de güçlü alıcıla bir seyir izledi. Almanya 10 yıllık tahvilin getirisi 21 bas puan daralarak eksi %0.08 seviyesinden günü kapatırken, Fransa 10 yıllık tahvilin getirisi %0.36 seviyesinden, İngiltere 10 yıllık tahvilin getirisi ise %1.10 12 seviyesinden günü sonlandırdı. Gelişmekte olan ülkelerin dolar tahvillerinde ise pazartesi günkü satıştan sonra dün gerek ateşkes görüşmelerinin başlaması, gerek sıcak çatışmanın azalması ile birlikte tepki alımı görülüyor. Geçtiğimiz günlerde görece daha sert satışa maruz kalan Türkiye hazinesi Eurobondları, dün diğer gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrışarak güçlü alıcı pozisyonunda seyretti. 5 yıl vadeli kıymet %7.54, 10 yıl vadeli kıymet %8.05 seviyesindeyken 5 yıllık ülke risk primi 590 seviyesinden işlem görüyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.